olmuş yani. Sonra annem bir derginin yarışmasına girmiş. Fotojen'in ikinci güzeli seçilmiş. Yapma ya. Almanya'daki bir yarışmaya göndermek istemişler onu. Türkiye'yi o temsil edecekmiş. Karşı çıkmış bu, yollamamış. Annem de boyun eğmiş saf saf. Hesapta evlenecekler ya. Sözünü dinlemiş. O arada bana hamile olduğunu öğrenmiş. Ona söyleyince de gerçek ortaya çıkmış işte. Annem Almanya'daki yarışmadan doğmuş, özgürlüğünden de. Kucağında küçücük çocuk, adam evli. Bugünden sonra başka bir hayata mahkum olmuş annem. Tek başına tırmalamaya başlamış hayatı, ne yapsın? Bana onun eksikliğini hissettirmemek için ayrı bir çaba, ayrı bir güç sarf etti annem yıllarca. Şimdi bu adam çıkmış karşıma. Hey. Başlama yine. Beni tanımak istediğini söylüyor. Tanıyacak da ne olacak bu saatten sonra? Bir de utanmadan geçmiş karşıma, pişmanlıklarından bahsediyor bana. Cemre. Ya tamam, ağlama. Duydun mu? Hayır, pişman olsana yazar. Bencile bak ya. Özür dileyecek, kendi içini rahatlatacak. Cebime para falan koyacak, bir şeyler alacak bana. Vicdanını hafifletecek sözde. E tamam işte, adam bir daha rahatsız etmeyeceğim dedi. Etmesin de zaten. Tamam, hadi ağlama artık, tamam. Çenem düştü benim de. İçinde kalmasından daha iyidir kızım. Sen de rahatlamadın mı? Böyle rahatlayacak olsam yıllar önce öğrenmişti herkes hikayemi. Gerizekalı yüzünden sırrım kalmadı ortada. Şaib oluyor ama ha. Bana güvenmiyor musun? Benden sır çıkmaz. Sen bana dün soruyordun ya ne oldu, ne oldu diye. Simay hamile. Ne diyorsun ya? Bu da benim sırrım bak. Dahası da var. Biz dün Simay'la evlendik. Ne haber anne? Nasılsın? İyiyim kızım. Senin için hazırlık yapıyorum. Yorma kendini, abartma ne olur. Ay, benim kızım yarın gelecekmiş. Ben de yorulacakmışım, çok mu? Şimdiden giriştim vallahi işe. Sevdiğin şeyleri yapıyorum. Yarın akşam kalabalık olacağız. Bol çeşit olsun dedim. Anne ne olur kimseyi çağırma. Kızım, herkes seni çok özlemiş. Amcanlar, halanlar hepsi yolunu gözlüyor vallahi. Ya lütfen yarın akşam milleti toplama eve, yalnız olalım. Lütfen. Oturup kalmazlar başına, merak etme. Hep beraber yemek yiyeceğiz. Çaydan sonra giderler işte. Anne kimseyi istemiyorum diyorum. Bir şey konuşacağım sizinle. Ne konuşacak mısın bakalım? Şimdi olmaz. Gelince. Simay bak Allah aşkına, bizi üzecek bir şey olmasın. Babam heyheleri üstünde zaten. Olay çıkmasın kızım. Güzel güzel gel. Güzel güzel git. Olay çıkacak bir şey yok canım. Ama önemli bir konu. Geveleyip durma bakayım sen. Söyle bana bakayım. Gelince dedim. Ha, anlaşıldı. Yine babanı kızdıracak bir şey. Çıtlat bakayım sen bana. Kızım hiç değilse babanı hazırlayayım. Sabırsızlanma, sen de onunla birlikte öğreneceksin. Ama ne olur bak, tekrar söylüyorum. Sizden başka kimse olmasın evde. Simay bak, böyle söyledikçe ben daha çok meraklanıyorum. Söyle şunu, çıldırtma beni. Patron çağırıyor, yarın görüşürüz. İyi tamam. Bana bak.
Dikkatli gel. Otobüste falan uyur kalırsın. Parana puluna mukayyet ol ha. Tamam, merak etme. Öptüm. Ben de diyorum, dün gece ne oldu buna surat bir karış diye. Meğer kafa doluymuş. Ne olacak peki şimdi? Hep böyle mi olacaksınız? Ayrı ayrı, gizli saklı. Mersin'e gideceğiz bugün. Önce onun ailesine söyleyeceğiz. Önce bir orada kıyamet kopsun bakalım. Buraya hazırlık olsun diyorsun. Cemre bak, sakın diyeyim. Aman yani. Bak. Ağzından kimseye laf maf bir şey çıkmasın, tamam mı? Babamların kulağına gitmesin yani. Merak etme, ben de sır saklayabilirim. Yani zaten şimdilik. Ya bu saklanacak bir şey değil. Mecburen söyleyeceğim. Ya ama o kadar kafam karışık, o kadar kendimi sıkışmış hissediyorum ki bir de onları çekemeyeceğim. Tamam mı? Benim için ne kadar geç öğrenirlerse o kadar iyi. Kuzey, bu bebek, yani ikinizin ortak karar mı? Yani tamam, sürpriz bir şey olduğu belli de, evlenme teklifini sen mi yaptın? Benim bu sorumluluğu almam lazımdı kızım. Çaresine bakmak için çok geç olmuş. Yani şimdi kızın karşısına geçip benim için erken deyip onu zor durumda bırakacak kadar şerefsiz bir insan değilim. Pardon ya, affedersin. Önemli değil, tamam. Ulan bazen ağzımdan çıkanı kulağım duymuyor ya. Ya tamam, üzülme. Kendin için de, tamam mı? Hayırlısı olsun. Her şey yoluna girer. Hayırlısı olsun. Sağ ol yani. Bu arada şey yani baban için kusuruma bakma. Ben başka bir şey zannettim, biliyorsun. Önemli değil, boş ver, iyi oldu zaten. Müdahale etmek için biraz bekledim farkındaysan. Annemin öcünü al diye şöyle bir bekledim. Hadi inelim. Tamam.